Tamam, beden orada öyle bir devreye sokuyor ki nöronları, orada her şey birbirine giriyor. Doğusalık atlatmış bir kadın asla o dönemi unutmuyor. Birbirini iyi bilen çiftler daha iyi çocuk büyütebilirler. Merhabalar sevgili Pınar. Merhaba. Kadınların çok önemli ve özel bir dönemi var. Doğusalık. Ve bu dönemde gerçekten hem eşinden, hem ailesinden, hem çevresinden, hayattan, sandalyeden, masadan, herkesten desteğe ihtiyacı oluyor. Çok özel, başa çıkılması bazen... Soğuduğu dönem mi diyeceksin diye çok güldüm orada. Nasıl? Her şeyden soğuduğu dönem. Ya her şeyden etkilenebildiği, bu masanın ayağının rengi deyip ağlayabildiği, hormonlarıyla zor başa çıkabildiği hakikaten özel de bir dönem. Çok güzel bir dönem. Çok güzel bir dönem. Bazen ağır gelen, zor geçebilen ama şundan eminim ki doğusalık atlatmış bir kadın asla o dönemi unutmuyor. Hayatı boyunca hatırlıyor. Hatta kadın çemberlerinde herkesin anlatacak bir doğusalık hikayesi mutlaka oluyor. Değil mi? Evet. Bu nasıl bir dönem? Biz buralarda nasıl başa çıkarız her şeyle? Hayatta, herkesle, bebekle. Bir defa beyin aktivasyonumuzun çok hızlı olduğu bir dönem. En hızlı dönemlerinden biri. Ya kadının yok en hızlı. En hızlı. Yani orada artık hani devreye giren nöronlar daha önce hiç devreye girmemişler mesela. Çünkü o kadının daha önce öyle bir arayışı olmamış. Tamam, beden orada öyle bir devreye sokuyor ki nöronları, orada her şey birbirine giriyor. Ve nasıl bir canlıya dönüşüyorsun? 2 saatte bir uyanabilen, sandalyenin renginin her tonunu ışıkla birlikte fark edebilen. Şimdi zeka budur. Hani yüksek zeka nedir derseniz, her şeyi görebilendir herhalde. Hormonlara gelirsek aslında bastırıcı hormonlarımız var. Ya ben hep hormonları o yüzden, hani beyni çok severim, hormonları ikinci severim derim. Çünkü orada hormonlar hemen devreye girer. Tıpkı hamilelikteki o beyaz gözlüklerimiz östrojen yaklaşık 200 katına çıkıyor. Sayıya bakar mısın? Normalin 200 katına çıkartıyorsun sen östrojeni. Bu aynı zamanda yumurtlamada da olan şey, reg döneminde de olan şey. Kadınları her hafta değiştiği yer burası. Lohusalıktaki o depresyona dayanıklılık halimizi de biz aslında yumurtalarımızdan alıyoruz. Hep şöyle bir şey söylerim. Yani kadınların depresyona dayanıklılığı çok yüksektir. Bu yüzden daha çok erkekler intihar eder. Bugünkü sayısal verilerimiz intiharda bize bunu söylüyor. Erkeklerin depresyona dayanıklılığı çok yüksek değil. Çünkü o kadar yüksek hormonlarla ve o kadar yüksek hormon sağlayıcılarla karşılaşmıyorlar bedensel olarak. Kadının işte en yüksek karşılaştığı yer gebelik, doğum ve o çocuğu büyütmenin aslında her aşaması diyebiliriz. Gebelikte o 200 kat yükselen östrojen bizim pembe gözlükler. Aldığı 20 kiloyu bile sever. 30'u da sever. Her şeyi sever. Yani hamilelikte o bizim çok mutlu hissetme nedenimiz aslında östrojenin yükselmesi. Çünkü östrojen yükseldiği zaman oraya her zaman bulacağı bir yanıtı vardır. Ben zeka hormonu diyorum östrojene. Dolayısıyla lohusalıkta ne olur peki? Östrojen düşer. Zaten o yani lohusalık dönemi o 72 saatimiz çok önemli. Yani doğumdan sonraki ilk 72 saat. Yaklaşık 3 gün bizim kadında görüp görebileceğimiz en dinamik değişimlerin olduğu yerdir orası. Çünkü östrojen vücuttan çekilir. Birdenbire o mutluluk yapan hormon düşer. Yerine ne gelecek? Oksitosin. Oksitosin de mutluluk verici bir hormon olabilir. Aynen. Aynen öyle. Hem de östrojenden çok 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 daha fazla evet, mutluluk veren bir hormondur. Bizim kaynak hormonlarımız aynı bir tanesi. Ve doğumdan sonra çok ciddi yükseliyor. Hemen yerine getiriyor yani vücut. Bunu neyle yapıyor? Aslında hani vajinal doğumda rahim ağzıyla yapıyor. Orası kaynaklardan bir tanesi. İkinci kaynak neresi? Kadında erkekte ortak bu sefer. Meme başları. Üçüncü kaynak neresi? Yine kadın erkekte ortak. Avuç içleri. Bu yüzden el ele tutuşmak bağlılığı artırır. Bu yüzden bebeğinizi uyuturken sallandınız ve yoruldunuzsa avuç içi masajı yapın.
O da rahatlatır. Dediğimiz yer bu. Dolayısıyla da oradaki oksitosinin işte artışı lohusalık döneminde çok kıymetli. Çünkü doğumu yaptı kadın. Nereye alması lazım? Bir defa ya elini alacak ya memeye. Yani vücudun o tekrar bir mutluluğu devam ettirebilmesi için bağın hiç kesilmemesi gerekiyor. Tamam, yoksa mutsuzluk gelir. İşte o 72 saat o yüzden kritik. O 72 saatte yoğun bakımları vesaireler devreye girdiyse, bir sağlık sorunu olduysa ciddi anlamda bir ön depresyon, travma. Tamam, burası bir travmadır. Oradan ciddi anlamda bir depresyon gelebilir. Yani oranın anda, zamanda, orada hemen onarılması ve desteklenmesi çok değerli. Neler yapılabilir? Hastaneler bunlarla ilgili her zaman çalışıyorlar çok iyi bir şekilde. Dolayısıyla anne ile bebek doğumdan itibaren ilk 72 saatteki o kontak, işte o hormon sağlayıcıların tamamen dengeli bir şekilde devam edebilmesi için çok gerekli bir sisteme sahip. Dolayısıyla da lohusalıktaki depresyon çok değerli. Yani ben depresyona genel olarak çok değer veririm. İnsanın üzülme hali, acı çekme hali, o her şeyden soğuma deyip koptum ya, aslında soğuyabilir. Ve bir anne birçok şeyden soğuyup bebeğe odaklanmışsa bu ilk 40 günde falan çok sağlıklı bir tablo. Tamam. Çünkü yeri orası. Yani onu hayatta tutacak anne. Yani o hormonlara ve o dürtülere ve o güdülerin hepsine sahip, tüm kaynaklara. Dolayısıyla kafayı oraya takacak. Nereye takacak? Sandalyeye takmaz daha. Tamam. Dolayısıyla da oradaki bağlantı, bebekle kurulan bağlantı, işte annenin anneniyle ilk kurduğu bağlantı. Yani onun onarılması bir o kadar önemli, onun desteklenmesi bir o kadar önemli ve yaralanmaması bir o kadar da önemli. Dolayısıyla lohusalık halindeki bir kadına davranış bence bir toplumda böyle anayasa gibi ilk madde olarak tamam mı, konulması gereken. Bence de okullarda ders olarak okutulmalı. Erkeklere de okutulmalı. Babalara da anlatılmalı. Tabii ki. Yani... Büyük annelere anlatılmalı. Ya tabii. Yani büyük annelerimizi toplasak, ama onlarda da bir sürü orada başka travmalar var. Artık dinlemek istemiyor onlar öyle şeyler. Çok fena. Onlar da tetikleniyorlar. Tabii. Günleri de bitirdiler. Şimdi günlerde iyi ama oluyordu. Ama burada asolist anne benim anladığım. Asolist anne ve herkesin asolisti ve kaprislerini birazcık dinleyecekler. Onun, yani ona boyun eğecekler. Bu işin başka yolu yok. Evet. Çünkü en yaralı bu tabloda ve bu tablonun en masumu anne. Evet. En yaralı. En yaralı. O kadar güzel söyledin ki. O yüzden herkes destekleyecek. Duyun. Ne var bunda? Kadınların sesini yani duyun. Doğum yapmış bir insanı destekleyemiyorsanız, evet, neyi destekleyebilirsiniz siz bu hayatta? Evet. Onun bildiği doğru olmalı. Ki zaten destekleyeceksiniz ki o da iç sesini dinleyecek, hislerini takip edecek ki bebeğiyle bağ kurabilsin. Aynen öyle. İşte lohusalığın temel ihtiyacı budur. Bu bağın güçlenmesi, bu bağın gelişmesi ve takdir. Evet. Şimdi buraya gelelim. Bu takdir, bizim hani eleştirmeyi severiz. İşte olumsuz yorum. Hani hep şimdi böyle sosyal medyada falan da konuştuğumuz şeylerden biri ya bu. Hani böyle olumsuz şeyleri böyle daha rahat söylüyoruz da. Böyle olumlu şeyleri söylerken böyle bir çekiniyoruz. Teşekkür etmekten. Ay ne güzel yaptın sen bu işi. Ne kadar iyi bir anne oldun. Muhteşemsin demekten çok çekiniyoruz. İşte oradaki takdir de çok önemli ve buradaki takdir daha çok hani tabii partnerlerin oradaki ilişkisi çok önemli. Evet. Onların çok takdirli, böyle jestli, oyunbaz ilişkileri varsa bu iş çok güzel yürüyor. Fakat orada oyun tam hani kurulamamışsa sıkıntılar başlayabiliyor. Çocuktan sonra biten evlilikleri biliyoruz artık günümüzde. Bu biraz işte oyunun orada nasıl kurulduğuyla falan çok ilgili bir şey. Dolayısıyla da orada paylaşan çiftler önemli. Hep ben analı babalı, yani çocuk öyle, yani en sağlıklı çocuk nasıl büyür dersen analı babalı. Allah analı babalı büyütsün. Budur. Çünkü onun o takım arkadaşı önemli. Çünkü biri daha düz düşünüyor, biri daha karmaşık.
Biri daha doğrudan gidiyor sonuca. Ötekisi böyle dolanıyor. Ya ben kadını tercih ederim. O daha sağlam gitmiştir sonuca. Ayrı konu çünkü o sağlama yapar. Erkek orada daha az sağlama yapar. Ama bu harmoni önemli zaten. Aynen öyle. Kimin ne kadar dolandığı değil. Aynen öyle. Bu ikisinin ne kadar bir uyum içerisinde olduğu. Zaten o kadınla erkeğin birliğinden gelen, yani o birlikteliğinden gelen birlik onu bize anlatıyor bilimsel olarak da. Yani burada beyin yapıları ve sistemler nasıl buna ihtiyaç duyuyorlar? Eril düşünce, dişil düşünce. Ne farkı var bunların? İşte böyle bir farkı var. Çünkü onlar hayatı göğüslerken birlikte bazen kestirmeden gitmeye ihtiyaç oluyor, bazen uzaktan dolanmaya ihtiyaç oluyor. Hangisine ne zaman ihtiyaç olunacağını da birbirlerini bilen çiftler ancak söyleyebilirler. Dolayısıyla çocuk büyütülürken de birbirini iyi bilen çiftler daha iyi çocuk büyütebilirler. Yine bilgiye de geldik, gördün mü? Yani dolayısıyla lohusalık dönemi gerçekten önemli bir dönem. Çünkü kadın da lohusa aslında, erkek de lohusa orada. Bu özel dönemde o halde varsa etrafınızda lohusalar, onları destekleyin. Onlara güzel sözler söylemekten çekinmeyin. Çünkü emin olun ihtiyaçları var. Çünkü herkes bebekle ilgili yok üstünü ört, yok aç mı, yok kakası böyle olsun, süt böyle olsun. Herkes çok biliyor. Tabii. Ama annenin ne kadar güzel olmuşsun, ne kadar iyi görünüyorsun, sen yapabilirsin gibi şeyler duymaya çok ihtiyacı var. Çok, kesinlikle. Destekleyici cümlelere ihtiyacı var, destekleyici davranışlara ihtiyacı var, ucu açık sorulara ihtiyacı var. Yani, hemen örnek verelim. Ucu açık sorum. Şimdi senin için ne yapabilirim? Süper bir soru. Yardıma ihtiyacın var mı? Tam ucu, tam açık, ucu açık değil. Neden? Çünkü hangi konuda bir yerde eksiksin. Bak orada Loğusa zeki ya, anlar. Hangi konuda? Yani senin onu hangi niyetle sorduğunu anlar Loğusa. Hangi konularda desteğe ihtiyacın var? Evet. Ya kankansa zaten açık açık sorarsın. Neyi yapabiliyorsun, neyi yapamıyorsun? Şunu da ben yapayım mı? Ay ben buraları pek yapamam da. Onu da şu yapsın. Tamam. O yüzden kankalık çok önemlidir. Dediğim şey bu. Yani bir işini iyi seçtiysen, bir eşini iyi seçtiysen, bir de kankalarını iyi seçtiysen çok güzel hayatta kalırsın. O zaman kalırsın. Bu videoyu izlemeye gerek yok. Aynen öyle. Ama hepimizin bir yerde bu bilgilere ihtiyacı oluyor. Umarım keyifli bu anneliğe ilk adımda gerçekten güzel, keyifli, yıllar sonra hatırladıklarında yüzlerini gülümseten zamanlar geçirirler lohusalar. Hiç merak etmeyin, kadın kadına böyle destek oluyor.